Türkiye hakikaten küresel kriz, Avrupa borç krizi, Orta Doğu'daki gerilim, kaos ne diyorsanız deyin. Terör, efendim FETÖ'nün Türkiye'de iktidarı ele geçirme mücadelesi, işte ta darbe girişimine kadar gelen süreç, işte Rusya ile olan sıkıntılar, bütün bu şokları Türkiye büyük bir direnç göstererek atlattı. Yani 2008'den bu yana bunların hepsini yaşadık. Parti kapatma davası dahil olmak üzere. 2008-2016 ki küresel krizin etkisi var. Bütün bu bahsettiğim krizlerin etkisi var. Türkiye %3,5 büyümüş yaklaşık olarak. Yani bu bile Çin, Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerden daha iyi bir performanstır. Şimdi bu zorlukları geride bıraktığımız bir dönem düşünün ve tekrar güçlü bir reform uygulamasına geçtiğimiz bu dönemi düşünün. Gelecekle ilgili kötümser olmanız için sebep yok. Evet, sıkıntılar var ama bu sıkıntıların biz farkındayız. Bu sıkıntıları çözmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz şu anda. Gönül ister ki tabii yani Türkiye bu felaketlerin eşiğinden, yani daha doğrusu felaketlerden nasibini almasaydı, felaketlere yaşamasaydı ama yaşandı. Fakat gelinen noktada Türkiye ekonomisi büyük bir direnç gösteriyor. Kamu maliyesi hala destekleyici bir nitelikte ve güçlü bir nitelikte. Diğer sıkıntıları da aşabiliriz. Aslında Türkiye önceliklerini iyi belirledi ama daha çok mesafe kat etmemiz lazım. Tasarruf meselesi Türkiye'nin en büyük sıkıntıların başında geliyor. Türkiye'nin bu sene tasarruf oranı %13,5 civarı olacak gibi. Öyle görünüyor. 13,5-14 civarı. Dünyada ortalama tasarruf oranı %25. Bütün dünya. Gelişmekte olan bizim gibi ülkeler, yani orta üst gelir grubuna dahil ülkeler %32,5. Şimdi bizim yatırıma ihtiyacımız var. Az önce söyledim rekabet gücü için. Bu yatırımları da iç tasarruflarla finanse etmemiz lazım. Fakat gelin görün ki bizim vatandaşımız arzulanan düzeyde kenara para koymuyor.